Akaryakıta peş peşe gelen zamlar yurttaşın belini bükmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklikler hızlı bir şekilde akaryakıta yansıyor. Son gelen zamlar sizi nasıl etkiledi beyefendi? Bayağı bir etkiledi. Artık durumumuz çok kritik. Önceden hani az çok geçinebiliyoruz ama şu an mazot 22 lira oldu. Artık dayanma gücümüz kalmadı. Hani önceden maliyetimiz aylık 20 bin liraydı. Şu an 50 bin lira yükseldi. Hani artık çok bunaldık. Bilmiyoruz ne yapacağız. Çok şikayetçiyiz. Peki gelirleriniz giderlerinizi ne kadar karşılıyor biliyor son zamanlarda? Şu an eksi olarak gidiyorum. Gelirim 20 ise giderim 50. Hani artık gelir diye bir şey yok. Sadece mevcut belli bir ciromuz var. Onun istinaden işte ticaret yapıyoruz. Farkında hiçbir şey yok. Fiyatlar daha da artarsa ne yapmayı düşünüyorsunuz? İşi bırakacağız. Hani yapacak bir şeyimiz yok artık. Her şeyimiz bitti. Artık bankalara gücümüz yetmiyor. Kredi faizlerinin gücümüz yetmiyor. Artık hani bir şey yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çok etkilendik bu durumda. Zam her gün zam. Yani bu kadar olmaz ki. Bu kadar etkileyeceğini düşünmüş müydünüz? İniyor, çıkıyor. Bu akşam bir daha zam yapılacağı söyleniyor beyefendi. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim? Herkes kullanıyor. Zam geldikçe daha çok biniyorlar. 1 lira gene zam geliyor. Hep zam. Biz alıştınız mı bu sürece acaba? Alıştık. Ne yapacaksın? Yevmiye zamlı. Benzin zamlı. Ne yapacağız? Gelirleriniz giderlerinizi karşılayabiliyor mu? 50 lirayla gidiyoruz Allah'a şükürler olsun. Peki geçen yıl deponuzu kaç liraya doldurabiliyordunuz beyefendi? 100 kilometreye normalde 70 lira, 80 lira mazot alıyordum. Şimdi nerede? Şimdi? 375 lira gibi mazot aldım dün. 218 kilometreye. Nasıl yapacağız? Daha da artacağını düşünüyor musunuz? 25'e kadar çıkar bu. Ama bizim milleti biz gene biner. Etkilemediği için mi? Neden biniyorlar sizce? İhtiyaçları olduğu için mi biniyorlar? Ne diyeyim, bir şey diyemiyorum ki. Zamlar sizi nasıl etkiledi beyefendi? Son gelen zamlar bizi bayağı etkiledi. Mazot fiyatını, çalıştığımız bütün parayı mazota veriyoruz. Herhangi bir gelir kazanabiliyor musunuz düzenli bir şekilde? Eskiye göre değil. Minibüslere zam geldi ama şu an mazot daha fazla olduğu için yani yolcu sayısıyla mazot kurtarmıyor fazla. Peki kar marjınız ne kadar azaldı? Ya kar marjı ne kadar azaldı? Hemen hemen %40-%50'lerde falan. Çünkü 300 aldığımız mazotu şu an 600 alıyoruz. Peki bir depoyu kaç liraya doldurabiliyorsunuz? Günlük çalıştığımız için normalde işte 250-200 arasıydı. Şimdi 550-600 arası oldu. Geçen yıl bu zamanlarda ne kadara doldurabiliyordunuz? En fazla 180'le, 180-200 falandı. Bir 400 lira falan fark var şu an. Peki siz düzenli bir şekilde müşterilere de bir zam yaptığınızda bir şikayet geliyor mu binenlerden? Şu an bize zam yok. Şu an bir şikayet de yok, zam da yok. Neden zam yok şu an? Yeni geldi zam, 2 ay önce gelmişti. Bu mazot zamlarından önce gelmişti bize 1 lira. 3 liraydı, 4 lira oldu. Peki özellikle benzin fiyatlarının daha da artacağını düşünüyor musunuz? Daha da artacak. Ne yapmayı düşünüyorsunuz daha da artarsa? Bir şey yapmayacağız. Şu an mecbur çalışıyoruz yani. Yaptığımız bir şey yok. Her şey %300 zam gelmiş. Buna da benzine de gelmiştir. Mazotu sabit yapsalar, hani bize yakıt gelmese de olur yani. Kim yapsa? Hani fiyat sabit yapabilirler yani. Kim yaparsa? Hani fiyat zam gelmesin, sabit dursun yani bu şekil. Çünkü yani yakıt eğer böyle giderse tabii ki de zam isteriz yani. Ama sabit hani sabit tutarsalar zama gerek yok şu anda yani. İnsanlar mağdur. Şimdi minibüse geliyorsa metrobüse gelecek, tramvaya gelecek, hepsine gelecek. Şimdi eğer 4 TL yolcu taşıyorsak 4,5 TL şu anda, indi mini 4 TL olacak 5 TL. Bilemedim 5,5 TL, metrobüs olacak 10 TL, 9 TL. Hani şu an insanlar mağdur. Hani göründüğü gibi değil hiçbir şey yani. Peki düzenli bir şekilde zam gelmesinin en büyük nedenlerinden biri nedir sizce? Ya yakıttan dolayı geliyor yoksa bir türlü yani bir sıkıntı yok ki. Hani yakıt böyle bir şekilde sabit tutsun, biz zam istemiyoruz zaten. Ya gerek yok, zama gerek yok şu anda yani. Yeter ki sabit tutsunlar, 20'de tutsunlar, biz zam falan istemiyoruz. 14'e düşürsünler, 15 düşürsünler, biz başka bir şey istemiyoruz. Ama hakikaten şimdi mazot almıyor, yani bu akşam da 1.60 galiba 2 lira geliyor bu akşam da. Olacak 13 lira falan olacak yakıt. Nasıl diyeyim yani? Göründüğü gibi değil yani. Bu sorunun kısa bir zaman içerisinde düzeleceğini düşünüyor musunuz? Düşünsene onu, düşecek, yarın bir gün yine çıkacak. Hani göründüğü gibi değil, uzaktan davulun sesi hoş gelir. Hani göründüğü gibi değil yani. Bugün düştü, ne oldu? 24 liraydı. 18'e düştü. Şu an 21 lira. Bu akşam olacak 23. Yarın olacak 25, 26, öyle çıkacak yani. Ya 30'a kadar yolu var. Hani ondan sonra bilmiyorum, hani şimdi zam gelecek. Zam gelecek, daha 3 ay oldu zam geleli. Nasıl bu millet bu işin içine kalkacak? Tam 3 ay oldu geleli zam. 3,5 ay, 4 ay oldu zam. Daha yılbaşı gelmedi daha.
Yılbaşına gelmişiz zam. Eğer bir daha gelirse bu millet bunu kaldırabilecek mi? İster istemez tepki verecek. Ya günde 3-4 defa arabaya dolmuşa biniyorlar. Senen bizim insanımız pek yürümeyi de sevmiyor. Sevmeyen insanlar. Alıştık illa oraya giderken de arabayı kullanacağız. Buraya giderken de arabayı kullanacağız. Öyleyiz yani, ne diyelim yani. Vallahi insanı, halkı perişan etti. Bir şey diyemeyiz başka. Bu kadar artacağını düşünüyor muydunuz benzinin? Yok, tahmin etmiyorduk. Şimdi ne kadara doldurabiliyorsunuz deponuzu? Şu an 200 milyon yarı yarı yapıyoruz. Peki geçen yıl deponuzu ne kadara doldurabiliyordunuz? 200 milyon dolduruyorduk. Şimdi 200 milyon yarım oluyor. Peki gitgide artarsa toplu taşımayı tercih etmeyi düşünüyor musunuz? Mecbur kalıyoruz. Zamlardan nasıl etkilendiniz beyefendi? Çok fena. Çok fena etkilendik. Yani açık söylemesi gerekirse alamayacak durumda kaldık artık yani. Bilmiyorum, söyleyecek bir şey yok. Kötü. Deponuzu kaç liraya dolduruyorsunuz? Ben depomun kaç paraya dolduruyorum? 100 liraya bir çizgi çıkıyor. 200 liraya bir çizgi. Peki hatırlıyor musunuz geçen yıl deponuzu kaç liraya doldurabiliyordunuz? Geçen yıl iyiydi. Yani 200 liraya yarım depo doluyordu. Ama şimdi yani onun 1/3 kadar doluyor. Peki daha da artarsa ne yapmayı planlıyorsunuz? Toplu taşımayı tercih eder misiniz? Vallahi karamsar düşünüyorum yani. Çok karamsar düşünüyorum. Bir ümidiniz var mı fiyatların azalacağına dair? Ümidimiz benim var. Var. Hep ümidimiz var yani. Ümit olmasa yaşamak da zor oluyor.